Değerli arkadaşlar, basınımızın çok kıymetli mensupları, televizyonları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Gününüz aydın, kazancınız bol, bereketli olsun. Bugün hazır bu cümleyi de kullanmışken, söylemişken, bugünkü basın toplantımızın gündemi de herhalde birazcık belli olmuş oluyor. 2020 yılı bütçesiyle asgari ücret konularını içine alan bir konuda basın toplantımızı yapmış olacağız. Değerli arkadaşlar, basınımızın değerli mensupları, bütçe bir hükümetin hedeflerini, amaçlarını, ilkelerini en net ortaya koyan göstergelerden bir tanesidir. Bildiğiniz gibi 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu ve genel kurulda da görüşmeleri devam etmektedir. Bu itibarla 2020 bütçe rakamlarını göz önüne alacak olursak büyüklüğü 1 trilyon 95,5 milyar liradır. Bütçe gelirleri 956,6 milyar lira ve bütçe açığı da 138,9 milyar lira olarak yer almıştır. 956,6 milyar lira olarak öngörülen bütçe gelirleri içinde vergi gelirlerinin payı %82 oranındadır. Bütçe açığının bütçe içindeki payı da %12,7 oranındadır. Yatırımların bütçe içindeki payı ise %5,2 nispetindedir. Faize ayrılan pay %13'tür. Çok acıdır ki yatırıma ayrılan pay faiz ödemelerine ayrılan payın yarısı kadar bile değildir. Bütçe, ülkemizin yıllardır sömürülmesine neden olan faiz belasından kurtulunamayacağını ortaya koymuştur. Bütçe giderleri içindeki faiz kara deliğinde bir azalma öngörülmüyor. Halktan vergi yoluyla toplanan kaynaklar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine faiz yoluyla rantiyeye aktarılacak demektir. İktidar bütçe ile yatırım yapmadığı için, bütçe kaynaklarını popülist harcamalara kullandığı için ülkemizde yatırım ortamı yoktur. Güven sorunu vardır ve piyasa düzeninde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Yaşanan ekonomik bunalımın ve işsizliğin dibe vurmasının bir nedeni de iktidarın kamu yatırımı yapmamasıdır. Normalde bütçe içindeki yatırım payının en az %20-25'ler nispetinde olması gerekirdi. 2020 bütçesi ekonomide gösterilmeye çalışılan pembe tablolara rağmen vatandaş için hiçbir şeyin değişmediğini belgeliyor. 2020 bütçesine baktığımızda işsizliğe çare getirmeyen bir bütçe olduğunu, asgari ücretlinin, işçinin, memurun, emeklinin ve işsizlerin sorunlarına çözüm üretmekten uzak olduğunu görüyoruz. Apaçık, net bir şekilde ortadadır. Temel göstergeler bir ekonomik çıkmazın ve buna bağlı olarak da ekonomi uygulamalarında anlayış ve model değişikliği gerektiğinin sinyalini veriyor. Hatta sinyal vermekte kalmıyor, adeta haykırıyor. Ancak 2020 bütçesi bu ihtiyacın tam tersine eski düzeni devam ettirmeyi hedefliyor. Önemli bir husus da bütçede kamu özel işbirliklerinin döviz bazlı hazine garantilerinin artarak devam ediyor oluşudur. Bu nedir? Ne demek bu? Halkımız geçmediği köprü ve tüneller için, kullanmadığı otoyollar için ve müşteri olarak görüldüğü hastaneler için 2020'de
18,9 milyar lira ödeyecek demek. Bu bütçe vizyonu ve stratejisi olmayan bir bütçedir. Hazırlanan bütçede sermaye sahipleri, vergiler, faizler düşünülmüş ancak yatırım, istihdam, ücret artışları, üretim ve gelişme hiç düşünülmemiştir. Bu bütçeyle sıkıntıların giderilmesi mümkün değildir. 2020 bütçesi artık kronikleşen ekonomik krize çare olmaktan çok uzaktır. Türkiye'nin 2020 yılı için durgunluktan çıkmasına yardımcı olacak, büyümeye geçmesini sağlayacak ve sosyal refahın artmasına imkan verecek bir bütçeye ihtiyacı vardır. Kamu yatırımlarına ve hizmetlerine yeterli kaynak ayrılmalı, reel manada istihdam artırıcı politikalar uygulanmalı, dolaylı vergilerin oranı azaltılarak vergide adalet sağlanmalı, çalışanların temel ihtiyaçlarını rahatça karşılayacak ücret politikaları uygulanmalıdır. Değerli arkadaşlar, basınımızın değerli mensupları. Hatırlar mısınız? Bir Tayyip Erdoğan vardı. 2002 yılında seçim meydanlarında asgari ücreti simit ve çay hesabı olmaktan çıkaracaklarını haykıran bir Erdoğan. Gittiği her ilde, düzenlenen her mitingde bunu vurgulayan Erdoğan. Oysa 17 yıllık iktidarın sonunda gelinen nokta, asgari ücretle meşhur çay simit hesabı yaptığımızda bile sonuçta yeme ve içme ihtiyacının dahi tam anlamıyla karşılanamadığını görüyoruz. Bir ailenin tek harcamasının çay simitle karın doyurmak olmadığı, daha bunun gıda ihtiyacının, kirasının, eğitim masrafının, sağlık harcamalarının, giyim kuşamının ve bunun gibi daha pek çok giderinin olduğunu da düşünürseniz, asgari ücret tam bir darlık ücretine dönüşmüş oluyor. Uygulanan asgari ücret tek başına bir işçiyi bile geçindirmeye yetmeyecek kadar düşüktür. Ekonomide sözde başarıların elde edildiği iddia edilse de asgari ücret nedense bir türlü insani seviyeye getirilemiyor. Aileleriyle birlikte düşünüldüğünde toplumun önemli bir parçasını oluşturan bu insanlar için asgari ücret yoksulluk ve açlıktan başka bir anlam ifade etmiyor maalesef. Hükümetin ilan ettiği rakamlar gerçek hayattaki rakamlarla bağdaşmıyor. Ayrıca Saadet Partisi olarak dikkat çekmek istediğimiz husus şudur ki asgari ücret rakamı daima açlık sınırıyla gündeme geliyor. Bugüne kadar asgari ücret hep açlık sınırı rakamları üzerinde müzakere edildi. Halen de öyle edilmeye devam ediliyor. Bugün de öyle yapılıyor. Oysa asgari ücrete hedefin açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı dikkate alınarak konuşulması gerekir. Aslında bir işçinin çalıştırılabileceği en düşük olan asgari ücret, özünde bireyin yemek, barınma, ısınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılama iddiasındadır. Ancak ne yazık ki Türkiye şartlarında maalesef durum böyle değildir. Meşhur çay simit hesabından başka bir kritere daha bakalım değerli arkadaşlar. Bakalım ki olaydaki vahim ve acı tabloyu daha net bir şekilde görebilelim. Geçtiğimiz Ramazan ayında, bir Ramazan'a daha yaklaşıyoruz. Birkaç ay sonra Allah nasip ederse bir Ramazan'a daha kavuşacağız. Ama ben geçtiğimiz Ramazan ayındaki misali vermek istiyorum. Geçtiğimiz Ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanlığı yoksullar için verilen fitre bedelini kaç lira olarak açıklamıştı? Hatırlayan var mı arkadaşlar? Ben söyleyeyim, 23 lira. Diyanet'in
en asgari şartlarda bir kişinin sadece yeme içmeyi içine alan günlük masrafı 23 lira olarak belirlendi. Diyanet'in hesapladığı fitre oranına göre 4 kişilik bir ailenin günlük asgari yeme içme masrafı 92 lira, 4 kişilik yine ailenin aylık gıda harcaması 2760 lira olarak hesaplanıyor. Yani geçen Ramazan'dan sonraki tarihi ve o tarihleri ifade etmek istiyorum. 4 kişilik düşük gelirli bir ailenin 30 gününü düşünürsek, ayda sadece ve sadece yemek içmek için ödeyeceği tutar, Diyanet'in önerdiği fitre rakamına göre 2760 lira yapıyor. Şu anki rakam olan 2020 lira ile geçinmek zorunda kalan bir asgari ücretlinin halini gözler önüne sermeye sanıyoruz. Bu örnek yeter artar. Ülkemizde asgari ücret konusunda nasıl bir yanlışlık ve adaletsizlik içinde olduğumuzu göstermeye sanıyoruz. Bu örnek yeter artar. Asgari ücret tespit komisyonu karar verirken halktan ve gerçeklerden kopuk sanal enflasyon rakamlarını esas almak yerine işçilerin geçim düzeyini sağlayacak bir anlayışla hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü asgari ücretlilerin giderlerinde büyük pay tutan kira, ulaşım, elektrik, su, yakıt ve gıda harcamalarındaki artış resmi enflasyon oranının çok daha üzerinde gerçekleşmektedir. Günün yaşam koşullarıyla örtüşür bir niteliği olan, en azından temel ihtiyaçlara cevap verebilen bir artışın yapılmasını şu anda görüşmeleri yürüten komisyondan beklentimizdir ve dileğimizdir. Çalışan ve üretenlerin kazanması, işsizlerin iş bulması, ailelerin daha iyi geçinebilmesi için rant ekonomisi yerine üretim ekonomisine dönülmelidir. Milli ekonomi politikası uygulanmalıdır. Bütçede üretim ve istihdam öncelikli politikalara yer verilmelidir. Devlet harcamalarındaki israf azaltılmalıdır. Vergi ve zam uygulamalarından kaçınılmalıdır. Denk bütçe gerçekleştirilmelidir. Bütün bu çözüm yolları bize bir noktayı işaret ediyor kıymetli kardeşlerim. Bir çıkışı gösteriyor. İşte o çıkışta Milli Görüş'ün tek adresi olan Saadet Partisi'dir. Bu duygu ve düşüncelerle, bu beklentilerle basın toplantımızın hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.